Libya'da 7 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için propaganda ve kampanya dönemi 18 Haziran Pazartesi günü başladı. Libya Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada propaganda süresinin 5 Temmuz'da sona ereceği bildirildi. 42 yıllık Muammer Kaddafi rejiminin ardından yapılacak ilk demokratik seçimler ülkenin geçiş sürecindeki başarısının da işareti olarak görülüyor. Önceden emirler yukarıdan gelirdi ve hiçbir tartışma olmazdı. Her şey bir gösteriden ibaretti. Bu seçimler gerçekten özgürlüğün bir ölçüsü olacak. Çünkü insanlar gerçekten istedikleri kişiye oy verebilecekler. 2500 bağımsız adayın yanı sıra siyasi partilere bağlı 1200'den fazla aday 200 sandalyeli mecliste yer almak için seçim çalışmalarına başladı. Seçim süreci dikkate alındığında bu Libyalılar için eşsiz bir tecrübe olacak. 42 yıllık zulüm ve zorbalığın ardından adaylar ve seçmenler için bu seçimin önemi aynı. Her şeyin gayet olumlu gelişmesini umuyoruz. Seçim kanununa göre yeni mecliste 80 sandalye siyasi partiler, geriye kalanlarsa bağımsız adaylar tarafından doldurulacak. Libya, 2011 Ağustos ayında başlayan halk ayaklanmasında devrilen Kaddafi rejiminden sonra kurulan Ulusal Geçiş Konseyi tarafından yönetiliyor.